ne kadar bilirsen bil, anlattığın karşındakinin anladığı kadardır. Ödü çözler de hazır. Şimdi gidip Alice'i etkileyebilirim. Yok. Önce cool olmam lazım. Ma, ma, me, mi. Bilekler tutuyor bana. Buyurun. Aman. Ve. Gigabat, Melis, Beril ve tabii ki de Alice. Selam küçüğü. Bilir misin? Güneşi gözden kaçırdım diye ağlarsan yıldızları göremezsin. Ne diyorsun sen ya? Ne güneşi? Başında güneş mi geçti dışarısın? Alice, bütün renkler hızla kirleniyordu ve birinciliği beyaza verdiler. Ne diyorsun be? Renkler kirlenir mi hiç? Yani hiç renkler yarışmaz ki. Saçma saçma konuşma. Orço, iyi misin sen? İyi olmak. İyi olduğun için insanların sana adil davranmasını beklemek... Vejeteryan olduğun için boğanın sana zarar vermemesini düşünmeye benzer. Hatta iyi olamıyorsan olduğunun en iyisi ol. Filozof olmuşsun bayağı. Yani bayağı bayağı da bir şeyler biliyorsun sen. Ne kadar çok şeyi bilirsen bil, anlattıkların karşındakinin anlayabildiği kadardır. Aa, burada doğru söylüyorsun ha. Doğru. Kime göre? Ha? Sana göre mi? Bana göre. Değişken bir şey doğru. Alice, sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen ikinci olmak kaybedenlerin arasında birinci olmak demektir. Burada da haklısın. Eğer iki kişi arasında kalıyorsan ikincisini seç. Çünkü eğer birincisini gerçekten sevseydin ikincisini terk etmezdin. Neyse Alice'ciğim, ben gideyim. Daha sonra sana söyleyecek çok lafım olacak. Çok. Peki bu çocuğa ne olmuş? Ben anlamadım, bu çocuğa ne olmuş? Evet, bir acayiplik var. Baksana bilgece laflar ediyor. Ama şimdi anlarız ne oldu. Kızlar dinleyin. Dört kere dinle. Üç kere düşün. İki kere saate bak. Bir kere konuş. Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracağına duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Yani deminki laflar burada yazıyordu. Anlaşılan Orço kopyacı bir filozof olmuş kızlar.